köyün davaydız köserini. Genellikle köyünüzde bütün kadınlar bir şekilde traktör mü kullanıyorlar? Kullanıyor. Kaç yıldan beri traktör kullanıyorsunuz? 10. 10 yıldan beri. Evet. Rahat mı sizin için? Evet. Peki beyiniz yok mu? Ha, bey işte. Siz kullanıyorsunuz. Evet. O başka işe mi gidiyor? Evet. Sürücü belgeniz var mı sizin? Yok. Tabii almayı düşünüyorsunuz herhalde. Evet. Ben güzel işi göre yaptığım süre zarfında böyle bir kazayla karşı karşıya kalmadık. İnşallah devamında da karşı karşıya kalmayız. Kayırlarda daha öncesinden duyduğumuz sıkıntılar, seminerden sonra sıkıntı duymadık. Bu demektir ki sizlerin trafikle ilgili bilinçlendiğiniz, bilinçlendirme yönünde adım attığınız, diğer erkek eşleriniz olsun, çocuklarınız olsun, bunların için aynı şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü kaza yapanlar oldu, alkollü tespit edilenler oldu. Dün iki tane motosikletli balasından genç yakalandı. Daha doğrusu bizim devriyenin önünden kaçmış, vatandaşların şikayeti doğrultusunda tespit ettik, getirdiler. İkisi de alkollü. İkisi de 17 yaşın altında. Kişi başı 1 milyar 320 milyon ceza yedi. Alkol dahil, ehliyetsizlik dahil. Motoru satsan 1 milyar etmez. Nasıl para kazandığınızı, nasıl geçim mücadelesi yaptığınızı hepimiz görüyoruz. Yıllık kazancınız aybiyeden gider. Can kaybı yoksa bile. Bu konuda duyarlı olursanız en azından kayırlar olarak, kayırlar bölgesinde böyle bir kazayla karşı karşıya kalmayız. Geçen seminerden bugüne kadar, geçen süre zarfında merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa onları da kafanızda canlandırın. Ders bitimi, onları da sorarsınız, onları da cevaplandırırız. Bugün İlçe Jandarma Trafik Ekibi'nin semineri var. Yararlı oldu mu sizin için? Oldu. Çok güzel bir şey. Çünkü biz çoktan beri traktör kullanıyordum. Ben 10 seneden beri traktör kullanıyorum. Kocam dışarıda çalıştıysa için ben kullanayım. Hem taksi kullanayım hem traktör kullanayım ben. Kazancımıza çok katkısı oluyor. Kocam dışarıda çalıştığı için ben de çocuklarımla hayvan bakıyorum. Pesaneye gelip gideyim. Damımız uzak olduğu için. Çocuklarımla işi idare edeyim yani kendime güveniyorum. Bugün seminerdesiniz. Yararlı oldu mu sizin için? Evet, yararlı oldum. Sürücü belgesi almakta kararlısınız. Evet, kararlıyız. Peki şu anda pratiğiniz var mı? Kullanıyor musunuz aracı? Pratiğimiz, ben yeni öğrendim daha. Ama çok iyi bir şey. Herkese öğrenmesini tavsiye ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Burada arkadaşlarınız da siz de geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Evet, ismim Nebile Keskin. Brigadiç Kayırlar köyündenim. Ya bu köyde işte traktör kullanan kadın çok. Çok da başarılı kullanıyorlar. Tek eksiğimiz işte ehliyet. Jandarmanın vermiş olduğu bilgi faydalı oldu mu sizin için? Evet, çok faydalı oldu. Bunlardan biz de yararlanacağız mutlaka. Bizim erkeklerden ne eksiğimiz var diye düşünüyoruz yani. Biz de almak istiyoruz. Bütün erkekler gibi biz de ehliyetimiz olsun istiyoruz. Peki, kutluyorum, başarılar. Sağ olun. Brigadiç Jandarma trafiği bizi bilgilendiriyor. Biz de onların verdiği bilgilerle yararlanmak için toplanıyoruz buraya. Neden herkes İstanbul, Ankara gibi bir yerde uçak bileti kullanan hanımını alıyor da, hostes oluyor, pilot oluyor da neden? Bizim köyde bir tane şoför çıkıp da herkesin bir ehliyet olmasın. Vallahi. Nasıl yararlı oldu mu sizin için bu toplantı? Evet, yararlı oldu. Hep birlikte toplandık. Dedine, Brigadiç, trafik, jandarmayı ya da çok teşekkür ederiz. Bize gelip konuşma yaptığı için. Ben Brigadiç Kayırlar Köyü Muhtarı Halil Baykal. Şu ana kadar Brigadiç İlçe Trafik Komutanlığı'nın bize vermiş olduğu bu seminerden çok memnunuz. Bundan 2-3 yıl önce de bize bir seminer verdiler. O zaman da bütün köyümüzün kadınlar toplandı. Burada bir ders gördü. Bu ders bize çok yararlı oldu.
O günden beri köyümüzde hiçbir trafik kazası da olmadı. Bizim kadınlarımız erkeklere örnek olarak erkeklerden daha iyi araç kullanıyorlar. Hepsi de karar verdiler. Çoğunlukla ehliyet aldılar ve bu işe iyi başaracaklar. Traktörü bindiniz, çoluk çocuk. Şu anda damlara gideceğiz. Pesanelerimiz var, oralara hayvan bakmaya gidiyoruz. Kocam dışarıda çalışıyor, kendim ben buralarda yani işimi yapmaya çalışıyorum. Traktörle evet. Siz ilgileniyorsunuz. Evet. Bu traktörle ne tür iş yapıyorsunuz başkan? Ne tür iş? Mesela şurası yim depisi bizim, benim damım uzak. Traktörle kendim gelip yemimi götürüyorum buradan. Mesela tarlada çubukta mesela döver biçer bizim balya biçiyor. Ne yapayım gidip balyalarımı kendim getireyim. Tarlaya tablayı her şeyi kendim yapayım ben. Kocam dışta olduğu için mecburen çift çubuğu her şeyi kendim yapayım. Gerçekten tebrik ederim. Köyünüzde bütün kadınlar bu şekilde mi? Evet genelde bu şekilde. Tek sorunumuz şu anda mesela ben evden çıktım. Şu anda karşıma jandarma çıktığında tedirgin oluyorum yani ehliyetim olmadığı için. Biz genelde hiç bir kaza görülmedi şu anda. Şu anda değil ya yani çoktan beri şu an ben 10 yıldan beri aşağı yukarı traktör kullanıyorum. Hiçbir kaza şey yapmadım Allah'a şükürler olsun ama jandarmayı gördüğümüz anda biz tedirgin oluyoruz. Neden? Ehliyetimiz olmadığı için. Gerçi bize yazma yetkileri var. Bunların yazdığı anda da bizim de zaten ne kazanıyoruz ki bütçemiz ne kadar ki ceza her zaman da buradalar zaten. Peki jandarma. Müracaat ettik. Ettik. İl jandarma, brigadist jandarma sağ olsunlar yardımcı olacaklar bu şeyde bize. Sağ olsunlar seminer düzenlediler iki sefer biz buralarda. Sağ olsunlar bayağı bir yararlı oldular bize.